bitti. Geçiyordu. Bunların bazılarında yavru var. Onların çıkmasını bekliyoruz. Yoksa balın zamanı bitti. Alınması gerekiyor. Hasan Ali Karaca, Yozgat İli Arı Yetişleri Birlik Başkanıyım. Bu seneki bal ve verimi ve arı durumları pek iç açıcı değil. Bu da biliyorsunuz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında aşırı bir yağış oldu. Bu yağıştan dolayı arı güneş göremedi ve açan çiçeklerde de nektar ve polen olmadığından dolayı arı gelişimi gecikti ve olmadı. Yani verim %50'ye yakın düşüş oldu. Geçen seneki 30 kilo bal alınan kovandan bu sene 20-25-20 kilo anca alınır. Tam doldurmadı çıtaları, belki çıtaları tam sırlatamadı. Ama bazı insanlar borçlarından dolayı, sıkıntılarından dolayı 100'e kadar, 100 liraya kadar bal satıyorlar. Bazısı da diyor ki benim balım çok kalitelidir veya işte ihtiyacım yoktur. 300, 200, 250. Yani bir istikrar yok burada. Ama ortalama şu anda 150 ile 130 arasında gidiyor. Normalde 250-200'ün üzerinde olması lazım. Kurtarabilmesi için, bizim bu işten bir gelir getirebilmemiz için 200'ün üzerinde veya 200 olması lazım. Maliyetler çok yüksek. Geçen sene biz 60 liraya aldığımız peteğin kilosunu bu sene 150 liradan aldık. Şu andaki petek fiyatları 150 lira. Bunun bahar beslemesindeki şekeri, geçen sene 400 liraya aldığımız şekeri 1210 liraya aldık. Her şey öyle. İlaçlar bir ayrı alem. Çıtanın tanesini biz 4 liradan, 4,5'tan aldık. 15 liraya kadar çıktı. Yani bir ay içerisinde 4 defa şekere gelmek, zam gelmesini ben anlam veremiyorum. Denir ki ya bir şekere zam geldi, 3 ay ertelenir. Her hafta geldi. Şu anda 1500'e kadar şeker çıkmış. Bu vatandaş gül beslemesini neyle yapacak? Kek yapacağız. Bu arıyı kışa sokmamız için beslememiz gerekiyor. En az 20 kilo, 15 kilo şeker vermemiz lazım. O zaman bizim maliyetimiz, balın maliyeti tamamen düştü gitti yani. Durum bu yani. Yozgat genelinde tarım ilçe ve il müdürlüklerine bağlı 592 kayıtlı arı gördüm ben bu sabah, baktım. Bunun 395 tanesi bizim üyemiz, diğerleri üye olmayan arıcılardır. Fakat 37 bin tane de kovan var. Geçen seneki 2022 yılı sayımlarına göre. Ha, gezici arıcılar 90-100 civarında olduğunu tahmin ediyor yani. Ama azaldı. Eskiden 200-250 tane arıcı gelirdi. Bu ekonomik sıkıntılardan, gerçekten bir fazla bir getirisinin olmadığından dolayı onlarcası arıcılığı bıraktı. Bir kamyon tutuyor, buraya getiriyor, 60-70 bin lira, Antalya'ya götürecek 100 bin lira. Orada tabii maliyeti var, onun orada kira yerleri var. Adam gittiği yerlerde koyacak yerlerini kira veriyor. O da çok önemli yani, onlar da var. Her şeyinden dolayı arıcılığı bırakıyorlar. Bir de para etmiyor efendim. Dedim ya işte istikrarsız bal satışını. 100 liraya bal veriyor, 300 liraya bal veriyor. Ondan dolayı büyük bir sıkıntı var. Elinde balı fazla olanlar 100 liraya vermek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü borcu gelmiş adam. Günün taksiti gelmiş. Vermesi gereken borçları var. Elinden çıkartmadığı zaman ne yapacak? Borçluyu çevirecek. Mecburiyet karşısında 100 liraya bal veriyor. Ben Ali Sarı, Yozgat Evci Köyü merkezi arazisinde arıcılık yapmaktadayım. Yağmur fazla olduğu için, soğuk olduğu için arılarımız çalışamadı. Çiçekleri devamlı yıkadı yağmur. O şartla arı devamlı oğula gitti. Oğula gittiği için bal
oranı olmadı. Ha oldu ama %40, %50 o şartla düşüş oldu. Arılar istediği kadar çalışamadı, istediği kadar nektar getiremedi, polen getiremedi. O şekilde bu sene bayağı bir zor durumdayız. Devlet bize arıcı olan arkadaşlara pek şey yapmıyor yani ilgilenmiyor. Sahte ballar, glukozlar, bilmem şekerler bayağı bir sahteler çıktığı için vatandaş ucuz olduğu için, o bal ucuz olduğu için üreticiden almak istemiyor. Mesela ben üreticiyim, gelsin benden bal alsın. Gönüllüce yesin, rahatça yesin. Ama pazarlarda satılan glukoz balları kesinlikle satılmasını istemiyoruz. Denetleme yok. Denetlesinler. Denetlesinler. Mimuni alsınlar. Tahlil yaptırsınlar. Ve hangisinde tahlil bozuk çıktıysa yazsınlar cezayı. Biri de beniyse bana da yazsınlar. Alsınlar mimuneyi. Yapsınlar. Arıcıyı desteklesinler. Yani arının görmediği balı getirip de pazarlamasınlar. Arı görmeden bal yapılıyor. Bizim üreticimiz para kazanamıyor. Sahte bal alıp da yani çoluğu çocuğu zehirlemesinler ucuz diye. Hakiki üreticiden alsınlar yani. Üreticiden alsınlar. Rahatlıkla yesinler yani. Polen dahi getiriyor bak tek bu. Bekleyelim bu bıçaklarımız daha aşağı. Where's the other one?